Evet, tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Sanırım hazırız. Bircan Hocam, kaydı aldık mı? Evet, kayıt başladı. Kolay Tamamdır. gelsin Kenan Hocam. Evet. Buradayız. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sunumu yükleyemedim. Aslında yüklerken hattan düştüm. Bu sebepten dolayı direkt kendi ekranımdan paylaşacağım. Bilginiz olsun. Kendi ekranımla paylaşacağım için de sizin sorularınızı göremeyeceğim. Bugünkü konumuz hemen direkt başlayayım. Ben hiç vakit kaybetmeden. Şöyle açalım. Evet. Bugünkü sunumumuz arkadaşlar green screen denilen yeşil ekran teknolojileri ve eğitimde kullanımı. Bu nedir? Neyin nesidir? Nasıl yapılır? Bununla ilgili mümkün olduğu kadar sizlere bilgi paylaşmaya çalışacağım. Birkaç tane iyi örnek uygulamada göstermeye çalışacağım bununla ilgili olarak. Green screen uygulamaları aslında şöyle devam edelim. Yoğun olarak, evet, yoğun olarak sinema sektöründe, kliplerde, reklamlarda, haber programlarında, özellikle hava durumu sunumlarında çok sıklıkla görüyoruz green screen teknolojisini. Yeşil veya mavi arka plan ile iki farklı videoyu iç içe geçirmek için kullanılıyor. Yani kısacası olay şu. Yeşil ekran olan bir tane ekranımız olduğu takdirde arka planı yeşil olan arkadaki yeşilliği kaldırıp onun yerine dilediğimiz, istediğimiz herhangi bir görüntüyü bindirebiliyoruz. Resimde de görüyorsunuz üst tarafta askerler duruyor, aslında yemyeşil bir platforma doğru bakıyor. Ancak daha sonradan onun arka planı temizlendiği zaman gördüğünüz gibi bu askerler sanki deniz üzerinde gemilere bakıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yeşil ekran aslında basit bir mantıkla bu. Bu teknoloji için aynı zamanda, daha doğrusu bu teknolojiye aynı zamanda chroma key de deniyor, blue screen deniyor, blue box deniyor, green box deniyor. Yani birçok ismi var aslında bunun. Mesela adı yeşil ekran olduğu için bütün herkes bunun yeşil renkte yapıldığını düşünüyor. Ancak yeşil ve mavi renklerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük sebebi aslında yeşil ve mavi renklerin insan tenine en uzak renk olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. İnsanın tenine en uzak renk olduğu için de yeşil ve mavi ekran diye anılıyor. Bu biliyorsunuz Oscar ödüllü filmlerden bir tanesinden Pi diye bir film vardı. Bu filmin aslında gerçek görüntüsü sol tarafta, sağ tarafta ise sonradan yapılmış hali. Yani aslında o teknenin içerisinde bir kaplan gerçekten yoktu. Varmış gibi direkt yani tüm filmi aslında çocuk tek başına bir teknenin üzerinde ve bir havuzun içerisinde oynadı. Bu şekilde bir filme dönüştürülmüş oldu. Şimdi bu yeşil ekran teknolojisi nereden çıktı? Çıktığı yer aslında çok ilginç. 1898 yılında George Albert Smith denilen bir yönetmen. Sol tarafta resmini görüyorsunuz. Yeşil ekranın yerine siyah bir bez olan siyah öğelerin neredeyse kaybolması için görüntülerde inanılmaz derecede yüksek kontrast kullanılan çift pozlama kullanarak görüntülerin parçalarını değiştiriyordu. Biraz böyle bana da bir aykırı geldi ama mantık olarak aslında bu. Ve bu teknik sinemanın ilk gişe rekorları kıran filmlerinden birinde statik arka planlar için kullanıldı. Bu da 1903 yılında yapılan The Great Train Robbery veya Büyük Tren Soygunu filmi ilk örnektir. Şimdi bu filmden kısa bir kesit ben size hazırladım. Buna bir bakalım. Filmlerde ses yoktur arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet. Şimdi filme bir dikkat edelim. Siyah beyaz bir film, 1903 yapımı. Şimdi sizden dikkat etmenizi istediğim yer pencere. Pencereye bir dikkat edin. Penceredeki ağaç aslında farkında olmadan bir oynuyor. Hafiften bir oynuyor. Sonra birdenbire o pencerede bambaşka bir görüntü dönüyor. Sanki orada bir tren geçiyormuş gibi. Aslında ilk yeşil ekran dediğimiz örnek bu. Mantıken baktığınız zaman aslında orada normalde bir tren yok. O oraya bakıyor falan filan ama gördüğünüz gibi burada aslında öyle bir örnek bulunmuyor. Yani ilk yeşil ekran örneği bu. 1903 yılında yapılmış. Bakın dikkat edin. Bu çok önemli. 1903 yılında yapılmış olan Büyük Tren Soygunu filmi. Hani izleyebilirsiniz de, ben YouTube'dan buldum bunu. Sizler de görebilirsiniz. Şimdi 1903 yılında ilk defa bu yöntem uygulanıyor ama bu bahsettiğim gibi çift pozlama yöntemiyle, işte yüksek kontrastla, yüksek ışık diyelim, öyle diyelim, yüksek ışıkla yapılan arkadaki görüntüleri yok ederek yerine başka bir görüntü bindirme. Şimdi
Bir sonraki filmimiz ise şöyle bir durduralım. 1940 yılında Larry Butler isimli bir yönetmen tarafından çevriliyor ve hepimizin bildiği ve çok sevdiği bir film. Aslında Türkiye'de bilmiyorum benim yaşımdaki kişilerin hepsi izlemiştir bunu, Bağdat Hırsızı filmini. Ve bu film bu sayede de aynı zamanda Oscar ödülü kazanmış. Şimdi bir bakalım nasıl uygulamışlar orada. Şöyle ufak bir kesit izleyelim hemen. Evet. Çocuk geliyor. Bir şişe buluyor. Şişeyi alıyor. Açıyor ve tam olarak aslında yeşil ekran tekniği burada ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Bu ciddi manada yeşil ekranla yapılmış. 1940 yılında yalnız. Evet. Şu an cinimiz ortaya çıkmaya başladı. Cin yavaş yavaş şekillenecek şimdi. Göreceksiniz. Bir buhar halinde. Evet. Bir anda yavaş yavaş görüntü gelmeye başladı. Çocuk küçücük ama cin kocaman bir şekilde karşıda duruyor. Bu yapılan 1940 yılındaki ilk yeşil ekran örneğidir. Ve cinimiz çıktı. Gördüğünüz gibi. Yani bu ilk yapılan örneklerden bir tanesi. Pardon, bu ikinci örnek aslında. Ama yeşil ekran olarak yapılan ilk örnek budur arkadaşlar. Onu da bilmenizde fayda var. Şimdi, peki günümüzde yeşil ekran nasıl yapılıyor? Şimdi günümüzde artık bu filmi biliyorsunuz. Ünlü filmlerden bir tanesi. En iyi görüntü bundaydı, o yüzden bunu aldım. Şimdi günümüzde yeşil ekran teknolojisi çok daha fazla gelişmiş durumda. Ve artık bilgisayarlar vasıtasıyla anında inanılmaz şekillerde yapılabiliyor. Neredeyse bütün filmlerde, kliplerde, TV programlarında kullanılıyor. Bir şöyle bir bakalım. Evet. Dikkat edin. Tıkladığı anda hemen orada iki tane ejderha oluştu. Artık şekiller üzerinde oynayarak tık 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 farklılaşıyor. Aslında dikkat ederseniz elinde yeşil bir tane sopa var ama o yeşil sopa gördüğünüz gibi bir ejderhaya dönüşüyor. Aynı şekilde oturuyor. Yine elini uzatıyor ama aslında elinde yeşil bir nesne var. Bu nesne sayesinde direkt üç boyutlu bir ejderha direkt olarak oraya bindiriliyor. Yani yeşil ekran teknolojisinin mantığı aslında bu. Tabii ki bunlar profesyonel yapımlar. Profesyonel yapım olduğu için hani biz bu boyutta yapabilir miyiz? Aslında hakimsek eğer konuya çok rahat bu boyuta kadar taşıyabiliriz. Bununla ilgili aklınızda bulunsun. Yani netice itibariyle bir şeyi ne kadar iyi yaparsanız, ne kadar çok yaparsanız o şeye eliniz alışır. Alıştığı için de fazlasıyla bunlar karşınıza daha doğrusu daha da iyi yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi yeşil ekran neden eğitimde kullanılmalı? Aslında bununla ilgili çok fazla böyle bilimsel makale, bilimsel araştırma yok. Bu biraz da benim kendi tespitlerim. Günümüzde yeşil ekran teknolojileri sık kullanılmasa da zaman zaman yapılmış örnekleri mevcut. Özellikle eğitimde yalnız. Ben eğitimden bahsediyorum. Bu alanda özellikle eğitimin projeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş bazı projeler mevcut. Şimdi izlenimler neticesinde, benim kendi izlenimlerim, etraftan arkadaşlarımdan duyduğum izlenimler neticesinde gençler böyle bir şeye başladıkları zaman gerçekten yeniliğe inanılmaz derecede açık oluyorlar. Açık oldukları için de inanılmaz bir şekilde eğlenerek öğreniyorlar. Çünkü bu normal bir ders işleme yönteminin dışına çıkıyor. Normal bir ders işleme yönteminin dışına çıktığı için de çocuklar büyük keyif almaya başlıyorlar. Bunun da örneğini göstereceğim size biraz sonra. Öğrenciler yaptıkları işe gerçekten saygı duyuyor. Çünkü çok ciddiye alıyorlar işi ve çok daha fazla ilgi gösteriyorlar ve sahipleniyorlar. Yani inanılmaz bir sahiplenme duygusu oluşuyor. Yani bu iş bizimdir. Biz bunu çok daha iyi bir halde nasıl yapabiliriz demeye başlıyorlar. Amaç ve davranışları daha iyi kavruyorlar. Aynen öyle. Yani sizin vermek istediğiniz aslında bütün amaç ve davranışlar çocuklar tarafından net olarak kavranabiliyor. İşbirliği içerisinde çalışıyorlar ve birbirini sevmeyen öğrenciler dahi olsa amaç birliği edindikleri için kesinlikle işbirliği had safhaya çıkıyor ve birlikte öğreniyorlar. Akranlarıyla sürekli iletişim halinde oldukları için de ciddi manada birbirlerine öğretip birlikte de öğrenebiliyorlar. Hatta sizin vermediklerinizde beraberinde birbirlerine aktarmaya başlıyorlar. Yeni keşfettikleri herhangi bir şey olduğu takdirde birbirlerine mutlaka söylüyorlar. Doğru eleştiri yapma becerileri gelişiyor. Evet, bir filmi yapıyorsunuz. Bu filmi yaparken mesela burada şu hatayı yaptın, burada bu hatayı yaptın diye eleştiri yapabiliyorlar. Eleştiri yaptıkları gibi de bu hataları doğru da tespit ediyorlar. Aynı zamanda da hatayı, yani eleştiriyi alan kişi de kendisini gerçekten düzeltmek için bir gayret gösteriyor.
Ve kesinlikle bir alınma, kızma, ben öyle bir durumla hiç karşılaşmadım açık konuşmak gerekirse. Bildiğim kadarıyla Büşra öğretmenim de, Büşra Yeşil öğretmenim de çok fazla yeşil ekran teknolojileri kullanıyor. O da sanırım benimle aynı izlenimleri edinmiştir. Evet, çocuklar teknolojiyi gerçekten doğru kullanmayı öğreniyorlar ve bu alanda kendilerini geliştiriyorlar. Mesela basit bir örnek vereyim. Yapmış olduğumuz bir yeşil ekran teknolojisi sonucunda filmi editleyen öğrencim yaklaşık bir 5-6 ay sonra projemiz bittikten, yok pardon, 3 ay kadar sonra Türkiye'de yapılan kısa film yarışmasına katıldı ve çocuk Türkiye üçüncüsü oldu onunla. Hatta şu anda da YouTube'da onun filmi bulunuyor. Var, onu da söyleyeyim. Yani çocuğun aslında kendini ne kadar geliştirdiğini anlatmak babında söylüyorum bunu. Ve şu var, düşünün, çocuk filmi komple kendi kendine çekerek, gerçi orada yeşil ekranı kullanmadı ama video editleme programlarını çok iyi kullandığı için, tabii içerisine farklı farklı şeyler de koyduğu için inanılmaz güzel bir kurgu. Mesela burada yazmadım ama senaryo yazmanın ne demek olduğunu öğreniyorlar aslında bu sayede. Çünkü yeşil ekranı yaptığınız zaman siz hani böyle öylesine bir yeşil ekran yapmıyorsunuz. Direkt olarak bir sinema filmine dönüştürebiliyorsunuz veya bir çizgi filme dönüştürebiliyorsunuz. Çocuklar bunun kurgusunu da yapmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda senaryosunu da yazmak zorunda kalıyor. Bu sebepten dolayı da inanılmaz büyük etkilerini görüyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar. Süreç sonunda da öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmiş oluyor. Yani benim gözümde olan bu. Neden tam anlamıyla gerçekleşmiş oluyor dedim. Sebebi de şu. Ben yapmış olduğum projeyi Almanca olarak yapmıştım arkadaşlar. Projeyi Almanca olarak yapmış olduğum için benim özellikle o projemin içerisinde bulunan 12 tane öğrencimin yaklaşık 6 tanesi proje bittikten sonra o kadar gelişmişlerdi ki ciddi manada biz onlarla beraber Almanca sohbet etmeye başlamıştık. Ben bunun benim açımdan çok büyük kazanım olduğunu gördüm. Çünkü yeşil ekranı yaparken eğer ki bir film çeviriyorsanız veya ona benzer bir şey yapıyorsanız, çocuklar sürekli hata yaptıkları için, sürekli güldükleri için tekrar tekrar o kelimeleri söylemek zorunda kalıyorlar. Tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorlar. Mesela benim öğrencilerden bir tanesinin tek bir, yani topu topu bir dakikalık, bir dakika bile değil, 20 saniyelik bir konuşmasını yaklaşık 30 defa tekrar tekrar çektiğimizi biliyorum. Çünkü ısrarla bir kelimeyi doğru söyleyemiyordu. Şimdi Almanca'da Kopf, K-O-P-F, kafa demek, Köpfe, K-Ö-P-F-E, bu da başlar demek. Şimdi biz orada tabii ki yedi başlı ejderhadan bahsediyoruz. Tabii yedi başlı ejderhadan bahsediyoruz ve çocuğun köpfe demesi gerekiyor. Israrla orada dönüp dolaşıp köfte dediği için biz mecburen 30 defaya yakın bunu çekmiştik ve her çektiğimizde de kahkahalarla yerlere yatmıştık. İnanılmaz da keyifli anlar yaşamıştık orada. Ama bir daha ömrü boyunca o çocuk artık köpfe kelimesini unutmayacak büyük bir ihtimalle. O sebepten dolayı da süreci gerçekten öğrenme anlamında tam anlamıyla gerçekleştirmiş oluyorlar. Şimdi yeşil ekran ile yapılmış iyi proje örneklerinden biraz bahsedelim. Bu projemiz bizim Büşra öğretmenimin sanırım Ekin Yeşil, Büşra Yeşil ikisinin beraber yapmış oldukları. Şimdi ses ne kadar gelebilir emin değilim. Ben yine de deneyeceğim. Burada aslında yapmış oldukları şey stop motion tekniğini kullanmak. Yani her sahnenin fotoğraflarını ayrı ayrı çekip bunu yeşil örtü önünde çekip bu yeşil örtü önünde çekmiş oldukları görüntüleri arka arkaya aynı zamanda da farklı bir pozlama yöntemiyle. Yani aslında içerisinde stop motion kullanılmış, yeşil ekran kullanılmış, bir senaryo yazımı kullanılmış. Yani ciddi manada çok hoş. Aynı zamanda da bu İngilizce, Almanca ve Türkçe altyazıyla yapıldığı için 3 farklı dilde yapılmış çok iyi bir örnek. Bu sebepten dolayı bu örneği size göstermek istedim. Evet, stop motion hepimiz yapıyoruz ama yeşil bir örtü önünde yapmak mesela bunu sanırım çok fazla yapmıyoruz. Fakat bu direkt olarak o şekilde yapılmış. O sebepten dolayı çok çok hoşuma gitmişti benim. Şimdi dikkat edin. Türkçesi, Almancası, İngilizcesi tamamı var. Çok temiz kesilmiş görünüyor. Ama minik minik şurada şöyle kenara dikkat ederseniz minik minik tabii ki sıkıntılar var. Bunların sebebi ışıklarla alakalı olan temizlenmesi gereken şeyler. Bizler haliyle profesyonel kişiler değiliz. Profesyonel olmadığımız için de hatalar gayet normal. Yani bu mantıkla bakın. Ben mesela öğrencilerimin hiçbir hatasını hiçbir şekilde mümkün olduğu kadar telafi etmemeye çalıştım. Yani bozmamaya çalıştım.
Ve burada da öğrenci hatalarını, daha doğrusu yapılan şeylerdeki hataları görebiliyoruz. Bu yeter de artar bile benim için. Çünkü çocuk için çok farklı bir yöntem bu. Çok farklı bir teknik bu. O sebepten dolayı çok başarılı bir çalışma. Evet. Şimdi diğer sunum yine Büşra öğretmenimizin yine farklı bir tane. Sanırım yine Almanya'da yapılmış bir örnek. Ona da bir bakalım. Yine stop motion tekniğiyle artık bu defa bir otobüs geçiyor, mavi ve beyaz. Ve yine İngilizce, Almanca ve Türkçe olması çok çok değişik, çok çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Evet, uçan bir otobüs yapmışlar. Uçan bir otobüste dikkat ederseniz bir film hikayesi çevrilmiş. Tabii ki bu tarz şeyleri sizler de şu anda hazır evdeyiz. Evde yapabiliriz. Aynı zamanda öğrencilerimize de aslında yapıştırabiliriz bunları. Arka tarafında da gördüğünüz gibi ne güzel jenerik de geçmiş. Çok da hoş olmuş. Şimdi evet. Şimdi bu örnekte benim kendi oğlumun örneği. Benim oğlumun bir ödevi vardı. Ödevi için evde yeşil ekranla yapmış olduk. Bir bakın bakalım nasıl olmuş bu da. Direkt ev içerisinde hemen hızlı bir şekilde yapılmış bir şey. Tabii biz bunun içerisinde profesyonel böyle video programlarıyla da bir iki bir şey yaptık. Evet, bir maç görüntüsü. Direkt stadyumdan canlı görüntü aldık. Aslında ikisi de kendisi yine yeşil ekran teknolojisiyle üst üste bindirilmiş katmanlar bunlar. Evet. Şimdi bu da basit bir örnekti yine. Kendi oğlumla evin içerisinde yapmış olduğumuz. Şimdi bu biraz daha kapsamlı bir projeydi. Bundan da size bahsedeyim. Bilen arkadaşlarım tabii ki var bu projeyi. Bu da iyi bir örnek olduğu için sizlere gösterme gereği duyuyorum. Şimdi Kültür Köprüsü projesi bizim Yunanistan'la ortak yapmış olduğumuz bir projeydi arkadaşlar. Yunanistan'daki öğrencilerle Türkiye'deki öğrencileri karşılıklı olarak bir projenin içerisine dahil ettik. Bu bir itvinning projesiydi. Herhangi bir bütçesi şusu busu yoktu. Ve biz öğrencilerimize direkt olarak görev dağılımları verdik. İşte projenin yönetmenleri, öğretmenler, senaryo yazan tüm öğrenciler, işte fotoğraf ve video çekimleri kimlerdeyse onlar verildi. Oyuncular, bütün öğrenciler ve filmi düzenleyen kişilerin isimleri burada yazıldı. Bu görev dağılımlarını itvinning projesinin içerisine biz tabii ki dahil ettik. Ardından senaryoları yazmadan önce her zamanki gibi öğrencilerin birbirlerini tanımaları için kendilerini tanıtmalarını istedik biz. Daha da var tabii ki okullarını tanıtlar, şehirlerini tanıtlar. Maksat alıştırma olsun diye birbirlerine alışsınlar diye. Şimdi daha sonra bir dönüp senaryo yazım aşamasına geçtik arkadaşlar. Senaryo yazımını nasıl yaptık? Biz senaryonun belli bir yerine kadar olan bölümünü sınıf içerisinde hep birlikte yazdık. Ama hep birlikte yazdık derken biz bunları yazdıktan sonra da dönüp bunların tamamını Meeting Words denilen araç üzerinde yazdık ve bu yazmış olduğumuz yerde de biz yazdıktan sonra Yunanlı öğrenciler de dönüp yazdılar. Yani şuradan şöyle çok uzatmadan dikkat ederseniz senaryo artık 3. sahne, 4. sahne, 5. sahne şeklinde arka arkaya bütün filmin sahnesini öğrenciler kendileri yazdılar. Ve biz mümkün olduğu kadar karışmadık. Sadece cümleleri düzeltmeye çalıştık. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. O şekilde yardımlarda bulunduk. Çocuklar bütün hepsini yaptıktan sonra dedik ki evet bunu tamamladık. O zaman ne yapmamız lazım şimdi? Bu senaryoyu artık gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve biz ilk etapta dönüp
Kendi okullarımızda küçücük bir sınıfın içerisinde aslında, yani bu görmüş olduğunuz yer çok da ufak bir yer. Toplasanız 10 tane çocuk girdiği anda baya baya bir yoğun hal alıyordu. Biz böyle ufak bir yer içerisinde kümelendik. Sahne sahne çekimlerimizi yaptık. Duvara bir yemyeşil perde gerdik. Yeşil bir perdeyi gerdikten sonra kameramız, dikkat ederseniz burada, şurada kenarda aynı zamanda durduk. Şimdi panonun üzerine dikkat edin, yapıştırılmış kağıtlar var. Aslında bunlar öğrencilerimizin söylemesi gereken kendi sözleri. Öğrencilerimiz bu sözlerini orada yine de karşılarında duruyordu. Tekrar tekrar söyleyerek aslında dediğim gibi bunu öğrenmiş oluyorlardı. Şimdi bu çekimleri biz kendi okulumuzda bu şekilde gerçekleştirdik. Örnek veriyorum. Şimdi karşılıklı bir konuşma yapılması gerekiyor. Karşılıklı bir konuşma yapılması gerekirken öğrenci kendi konuşmasını söylüyor. Şu alttaki, sağ alttaki resme bakarsanız burada da ben sufle veriyordum. Yani karşısındakinin sözlerini söylüyordum. Ve biz direkt olarak bu şekilde tamamıyla hepsini çektik. Daha sonra benim söylediğim yerler, benim konuştuğum yerler kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Çünkü aynı şeyi Yunanistan'daki ortağımız da yaptı. Yunanistan'da sahnedeki öğrenci kendi söylemesi gereken kelimeleri söyledikten sonra buradan sufle veren öğrenci vardı. Öğrenci oradan sufle verdi. Öğrenci sufle verdiği için de sufle veren öğrencinin bölümleri kesilerek bunlar karşı karşıya bindirildi. Görüyorsunuz, hadi bizde gene bir tripod vardı ama onlarda herhangi bir tripod falan da yoktu. Kitapların üzerinde, masaların üzerinde, onların da tiyatro salonlarında bu şekilde kendimize bir sahne belirledik. Bunu yapması çok mu zor? Bence değil. Ha, bunun için gerekli olan ne biliyor musunuz? Yeşil bir tane örtü bulun. Hani büyük bir yeşil örtü bulun. Ardından ne bileyim, bir de fotoğraf makineniz varsa veya ne bileyim profesyonele yakın bir kameranız bile olsa veya bir cep telefonunuz bile olsa sabitleyebilirseniz bu yeterli gelir. Bu fazlasıyla işinizi görecektir zaten. Şimdi bu altta görmüş olduğumuz programın adı Camtasia. Camtasia programı aslında ücretli bir program arkadaşlar. Yani profesyonel bir program. Bu webinar aracı değildir. Fakat Camtasia'nın şöyle güzel bir yanı var. İlk defa bir bilgisayara kuruyorsanız 30 günlük deneme sürümü veriyor arkadaşlar. Biz de bu deneme sürümü üzerinden yaptık bunu. Ve biz deneme sürümü üzerinden yaparken üstüne reklam yazısı da bindirmiyordu. Fakat şu anda bindirmeye başlamış yavaş yavaş. Dikkat ederseniz aslında videoların editlerini tamamıyla öğrencilerimiz kendileri yapıyor. Tek tek izleyerek, tek tek uğraşarak yaptılar bunu. Tabii ki ben de yardımcı oldum. Şimdi görüntünün üzerinde de dikkat ederseniz öğrenciler ön tarafta ama arka taraf farklı bir alan. Şimdi ben yine bir sonrakinde şöyle bir kısa görüntü izleyelim filmden. Evet, bu görüntüler YouTube'dan bulundu arkadaşlar. YouTube'dan drone çekimleri. Şahıslardan izin aldık. Dedik ki böyle böyle kullanmak istiyoruz. Tabii ki de izin verdiler bize. Biraz Ereğli o dönemde. Şimdi bakın. Öğrenciler karşılıklı denk geliyor. Ama aslında bu öğrenciler hiç karşı karşıya gelmediler arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Hiç karşı karşıya gelmediler. Sağdaki Türk olan öğrenci benim, soldakiler de Yunanlı öğrenciler. Aslında Yunanlı öğrencilerin boş boş başka bir noktaya baktıklarından anlayabilirsiniz onu. Ama arkadaki görüntü direkt olarak Ereğli. Devam edelim. Şimdi minik minik hataları zaten görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Tık diye birdenbire yukarıya doğru döndü. Evet, burası bizim okulumuzdu. İki hafta sonra şimdi Yunanlı öğrenciler Türkiye'ye geldi. Türk öğrencileri davet ettiler. Senaryoyu bu şekilde yazdı çocuklar. Ve bu defa Yunanistan'a gittik. Bu gördüğünüz yer Selanik kenti arkadaşlar. Sağdakiler yine benim öğrencilerim. Soldakiler Yunanlı öğrenciler. Aynı zamanda oranın tarihini de öğrenmiş oldular. Burası da Atatürk'ün evi.
Selanik'te Atatürk'üne bir oradan da görüntüler koymuştuk filmimizin içerisine. Evet, dikkat edin. Sollaki, Ciros, Tatsiki yani cacık. Bu arada okul müdürleri de filmde oynamak istedi. Yunanistan'daki okul müdürümüz bu. Okulun okul müdürü. Evet. İki taraftaki öğrenciler için de aslında bu inanılmaz keyifli oldu ve çok büyük de keyif aldılar bundan. Aynı zamanda da dil gelişimleri inanılmaz derecede yükseldi. Ben adım gibi eminim. Büşra öğretmenimizin yapmış olduğunda da çocuklara çok büyük faydası olmuştur. Çünkü yeşil ekran evet biraz uğraştırıyor, biraz zor gibi görünüyor. Aslında zor değil. İşte birleştirmesi biraz uzun vakit alıyor. Şimdi zaten nasıl yapılacağını çok basit bir şekilde göstereceğim size. Bu sebepten dolayı sizler kendiniz de bunu çok rahat bir şekilde aslında sınıfınızda uygulayabilirsiniz. Mesela bir masalı sınıfın içerisinde canlandırıp arkaya direkt olarak orijinal görüntüler atarak bir sinema filmine dönüştürebilirsiniz. Çok da zor bir şey değil bu. Şimdi peki bunu yapan uygulamalar neler var? Tabii ki çok fazla uygulama var arkadaşlar. Ben çok fazla uygulama koymak istemedim buraya. Mümkün olduğu kadar tadında böyle dikkatinizi çekebilecek şekilde olanlardan. Şimdi App Store'da yani iPhone ve iPad'lerde doing.com aynı zamanda bu bir Android uygulama pardon ne app uygulama mı diyorlar artık ne iOS uygulama özür dilerim ha. Bu bir iOS uygulama arkadaşlar. Benim deneme fırsatım olmadı ama çok zor olmadığını ve çok kaliteli bir program olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu sizlere tavsiye edebiliriz. Özellikle iPad, iPhone telefonları olanlar bu Doink isimli aracı yeşil ekranda kullanabilirler. Bunun haricinde VSCOPE şeklinde yine bu da bir iPhone uygulaması. Bunda da direkt olarak canlı olarak da çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve o anda arka planı direkt olarak yok ederek yapabiliyorsunuz. Eğer ki yeşil bir örtünün önündeyseniz. VSCOPE adresi büyük bir ihtimalle almışsınızdır. Şimdi üçüncü aracımız Stop Motion Studio. Bu yine aslında biraz önce size Büşra Yeşil öğretmenimizin göstermiş olduğu, onun yapmış olduğu uygulama direkt olarak bu Stop Motion Studio. Bunun üzerinden yapılmış. katyater.com isimli sitesi de var. Ama App Store'da direkt olarak Stop Motion Studio diye aradığınızda karşınıza çıkacaktır. Onu da söyleyelim size. Şimdi bunun haricinde gelelim Google Play uygulamalarına. Yani Android uygulamaları. Bunlar iOS'ta da var bildiğim kadarıyla ama Google Play üzerindeki kaliteli olanlar Movavi. Movavi aynı zamanda bir video editör. Bununla yapabiliyorsunuz. Movavi ile aynı zamanda videolarınızı da editleyebiliyorsunuz. Yani sadece yeşil ekran için kullanılmıyor. Bu aynı zamanda video editleme için de kullanılıyor. Evet, bunu bilgisayarınıza kurduğunuz zaman bu ücretli bir program. Ücretsiz versiyonu da tabii ki kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili bilginiz olsun. Şimdi yine Google Play uygulaması KineMaster. KineMaster'la da yine sizler yeşil ekran uygulamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben her birinden birer örnek vereceğim mümkün olduğu kadar. Ve ben bu örnekleri verdiğim zaman birinde kullanım nasılsa emin olun hemen hemen hepsinde kullanım aynı şekildedir. Bu sebepten dolayı her birinden bir örnek vermeye çalışacağım. Yine Google Pay'de Power Director. Aslında Power Director çok şöyle diyeyim, kaliteli bir video edit programı aynı zamanda. Kenan hocam teknik sıkıntı yaşıyor. Birazdan tekrar başlayacak, devam edecek. Evet, ses ve görüntü şimdi gerçekten yok. Biraz bekleteceğiz sizi.
Evet, Kenan hocam girer girmez tekrar devam edecek. Biz ona girip girmediğini kontrol edelim. Yani şimdi kendisi arıyor zaten. Tamam Kenan hocam, girmek üzeresin, değil mi? Tamam, seni görür görmez alacağız. Girmiş. Hemen onu tekrar ayarlayalım. Oluyor bunlar hep nazar. Bugün gerçekten güzel bir tweet vardı. Adnan Boyacı Öğretmen İletişime Genel Müdürlüğü'nün. Görmüşsünüzdür. Evet Evet, hoş arkadaşlar. geldin hocam. Ben Merhabalar tekrardan. çekiliyorum. Hoş bulduk. Tamam. Vallahi hattan düştüm. Artık yapacak bir şey yok. Devam edelim. Sıkıntı yok. Tekrar girdik çünkü. Hemen ekranımızı paylaşalım. Evet. Şimdi yine biraz önce bahsetmiş olduğum stop motion tekniğiyle Büşra öğretmenimin yapmış olduğu uygulama Google Play'de de mevcut arkadaşlar. Bununla da çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi bunun haricinde profesyonel programlar var. Bakın bu profesyonel programlar arkadaşlar kesinlikle ücretli olan programlardır. Fakat bu programların şöyle bir özelliği var. Bilgisayarınıza ilk defa kurduğunuz zaman size 30 günlük deneme sürümü veriyor. Ve biz 30 günlük deneme sürümü içerisinde aslında yapmış olduğumuz projemizi gerçekleştirmiştik. Bu sebepten dolayı Camtasia yeşil ekranda ciddi manada sizlere tavsiye edebileceğim araçlardan bir tanesidir. Evet. Bunun haricinde CyberLink Power Director, biraz önce Power Director diye uygulamasını göstermiş olduğum program. Bu arada söylemeyi unuttum. Camtasia programı 169 dolar. Yani bunun ücretli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ancak dediğim gibi bilgisayarınıza ilk kurduğunuzda yaklaşık olarak bir 30 günlük deneme sürümü veriyor. Ve bu deneme sürümü esnasında da aslında yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yaptığı tek şey orta tarafa bir tane reklam bindirmek oluyor. O kadarı da olsun. Çok önemli değil. Şimdi diğer aracımız da CyberLink Power Director. CyberLink Power Director bugün baktım 52 dolar olarak görünüyor. Ücretli bir program ancak yine çok çok iyi bir programlardan bir tanesi. Yine bunda da 30 günlük deneme sürümü var. Deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Onu burada vermemişim. Çok da önemli değil. Şimdi onu da söyleyeceğim size zaten. Şuradan hemen şöyle bir gelelim. OBS Stüdyo. OBS Stüdyo diye aradığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi OBS Stüdyo karşımıza çıkıyor. Kurucuyu indir diyor. Kurucuyu indir dediğiniz zaman direkt olarak hemen burada sağ tarafta indirmeye alıyor gördüğünüz gibi. İndirdikten sonra da bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Peki bu OBS Stüdyo dediğimiz şey nedir? OBS Stüdyo dediğimiz şey aslında ücretsizdir. Ücretsiz olduğu için de canlı yayın yapabileceğiniz bir araç arkadaşlar. Bununla da yeşil ekran yapabilirsiniz. Aslında canlı yayın esnasında kendi kendinizi videoya çekseniz dahi bu iş olacaktır. Şu an ben OBS Stüdyo'da bir deneme yapmak için arkamda zaten gördüğünüz gibi yeşil ekranı hazırda bekletiyorum. Buraya gelmeden önce hemen hızlıca şöyle bir bağlantımızı açalım. İlk size anlatmak istediğim uygulamaya geçelim. Bir saniye. Şunları bir indirelim. Şurayı bir büyütelim. Evet, bağlantımızı gönderelim. Şimdi
Evet. Şimdi arkadaşlar, şurada görüyorsunuz Power Director kurulmuş durumda. Power Director'ı açıyoruz. Power Director'le nasıl yapacaksınız? Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çok fazla uzatmadan. Şimdi bakın, açıldığı zaman bu şekilde geliyor karşımıza. Sizden tabii ki bazı izinler istiyor. İşte galeriye ulaşayım falan diye. Ben hemen buradan create diyorum. Hemen buraya dönüp Bitwinning deneme diyelim. Boyutunu ayarladım ve tıkladım. Tıkladığım anda aslında karşıma direkt olarak böyle bir ekran çıkıyor. Bu çıkan ekranda resimleri buradan alabiliyorum. Videoları buradan alabiliyorum. Şimdi ilk etapta arka planı almam gerekiyor. Ben hemen dönüp arka planıma şuradan rastgele tıklayıp artıya tıkladığım anda bunu aşağıya attı, dikkat ederseniz. Geriye döndüm. Tekrar dönüyorum. Üstüne bu defa yeşil ekran yapacağım bir araç almak istiyorum. Şuradan tekrar içeriye giriş yapıyorum. Videolara girdim. Bu defa diyorum ki bana şu aracı ver. Bu araçla ben bir yeşil ekran yapayım. Şimdi bakın, yeşil ekranımız üst tarafta. Şimdi alt tarafta videomuz, üst tarafta da yeşil ekranımız oldu. Çünkü ikinci sırada yeşil ekranı attık. Bunu yaptıktan sonra yapacağımız aslında çok basit. Şimdi bu burada dururken ben misal olarak bunu biraz daha uzatmak istiyorum. Hemen şuraya şöyle bir çekip alayım. Hatta bunu bir saniye, şuradan elle de çekemedik. Neyse, çok önemli değil. Şöyle bir geri gidelim tekrardan. Pardon. Şuradan edit'e girdim. Hatalı yapmıştık. Şuradan tekrardan bir bakalım atacak mı atmayacak mı? Bir daha tıklayalım. Bir daha bunu bana ver diyeyim. Evet. Bana dikkat ederseniz üstüne atmak için diyor, para istiyor benden diyor. Diyorum ki yok, paraya gerek yoktur. Bu şekilde aslında sizler kendi yaptıklarınızı yapabilirsiniz. Şimdi geldim. Yeşilime tıkladım. Bakın, Chroma Key demiştim. Hatırlıyor musunuz ilk başta? Şimdi videoya tıkladığım zaman buradan bir kalem çıkıyor. Kaleme tıklıyorum. Şuraya dikkat ediyor musunuz? Chroma Key diyor. Chroma Key'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buradan ben yeşili seçebilirim de, ama gerek yok. Şu kalem ucuna tıklayıp ben şuraya tıkladığım anda arka planı tamamıyla temizledi. Yaptığım tek şey aslında bu. Geri dönüyorum ve dikkat ederseniz artık video burada. Bir izleyelim. Evet. Bu kadar basit bir şekilde yapılıyor. Yani bunu çok şey yapmaya gerek yok. Tabii ki daha detaylı yapabiliriz. Şimdi bak, ileriye doğru attığım için videoyu, ben artık bu videodan tekrar bir alalım. Bir tane daha buraya alabiliyoruz. Şuradan biraz daha yürüteyim. Bir tane daha buraya alalım. Şimdi bu arada şu ekranı arkadaşlar şöyle iki elinizle şöyle ayırdığınızda, şöyle ayırdığınızda buralarda büyür. Şimdi bu tabii ki fareyle yapılamıyor. Ardından bunu alıp şuraya attığımda, şöyle kenarına getirdim. Bunu da alıp buraya getirdiğimde şöyle bir, şunu da alalım. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Evet. Ha. Şimdi bakın. Bunda yeşil yok. Şimdi bunda yeşil var. Şurada. Şöyle bir gelelim. Şimdi bunda yeşil yapmıştık. Geldik ikinciye. Hemen ikinciye tıklıyorum. Diyorum ki bunu da yeşil yap. Yine Color Pick hemen aldım buradan. Tekrardan bunu aldım. Şuraya tıkladığım anda bu da gitti. Yani inanılmaz basit. Şuraya geldim. Bunu da tutuyorum. Yine kaleme bastım. Chroma Key dedim. Yine buradan renk paletini seçiyorum. Tıkladım ve bitti. Şimdi bakın, artık videomuzda daha uzun süreli oynayacak. Yani daha kısa sürede bitmeyecek. Şöyle gidelim. Evet. Artık kelebeğimiz orada oynuyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Yapmamız gereken bu kadar basit. Şimdi ben bunu yaptım. Yaptıktan sonra bakın, burada edit'in içinde de var. Edit'ten çıktığınız zaman da var. Product Video diye. Edit'e geldiğimde şuradan tıkladım. Product Video dediğimde bana nereye yüklemek istediğimi soruyor. YouTube'a. Diyorum ki galeriye SD kartıma yükle. 720 yükle. Tamam. Product diyorum. Ve buradan bir reklam geliyor. Reklama kapatalım. Ve direkt olarak dönüştürüyor ve benim bilgisayarıma atıyor. Ve ben bunu artık bilgisayarımdan izleyebiliyorum. Aynı zamanda tabii ki yapmış olduğum görüntü buradan da bir bakalım almış mı, almamış. Yani bilgisayarımın üzerine kalkıp gittiğimde bilgisayarımda şöyle galeriye girelim bir bakalım. Bilgisayarıma atmış olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi Power Director diye en alta atmış durumda. Ben buradan
videoyu oynat dediğimde yapmış olduğum video hatta reklam dağıtmadan dikkat ederseniz oynuyor. Şimdi bu bizim anlatacağımız ilk aracımızdı. Buradan çıkış yapalım. Çok da basit olduğunu kendiniz de gördünüz. Şimdi bizim anlatmak istediğimiz, anlatacağımız ikinci aracımız profesyonel bir program, Camtasia. Çünkü bu çok soruldu. Şimdi Camtasia'nın internet sitesine gidiyorsunuz. Camtasia diye aradığınız anda şuradan şöyle pardon. İnternet sitesine gidiyorsunuz. Şuradan hemen gidelim. Zaten direkt ilk etapta karşınıza çıkıyor Camtasia dediğiniz anda. Ve siteye gittik. Bu aralar Chrome'da da bir sıkıntı var. Bazı internet sitelerini Chrome açmaz oldu. Sanırım bu flash desteğini kapattı. Ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Evet. İnternet hafif bir sıkıntı. O zaman şöyle yapalım. Ben bunun nasıl yüklendiğini zaten peşin peşin almıştım. Şuradan hemen açalım. Evet. Şimdi buradan bir bakalım tek tek. Şimdi ilk etapta arkadaşlar Camtasia'nın sitesine girdiğinizde Download Free Trial diye yazıyor. Download Free Trial dedikten sonra karşınıza Windows ve Mac bilgisayarlar için siz direkt Windows bilgisayar için tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra indiriyor. Diyelim ki sizin bilgisayarınız eski bir bilgisayar. Eski bir bilgisayar olduğu için en son sürümü kuramayabilirsiniz. Bakın şurada old versiyon diyor. Şurada görüyorsanız old versiyon. Bu old versiyona tıkladığınız zaman eski versiyonlarını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Ardından bilgisayarınıza iniyor gördüğünüz gibi burada Camtasia inmiş. Çalıştıra basıyorsunuz. Üstüne iki kere tıkladıktan sonra çalıştıra basıyorsunuz. Sizden İngilizce veya Almanca olmasını istiyor. Ardından I accept işaretliyorsunuz ve install diyorsunuz. Ve yüklemesini yapıyor. Yükleme bittikten sonra finish'e tıklıyoruz. Finish'e tıkladıktan sonra bakın sign in to start trial ya da enter software key. Eğer ücretli para verip bir şifre aldıysanız alttaki K'ye. Ama yoksa Start Free Trial. Ben de onu işaretledim zaten. Yaptıktan sonra böyle bir yer geliyor. Şuraya direkt Next'e tıklıyorsunuz. Direkt Next'e tıklayabilirsiniz veya Create a New Account diye altta bakın yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda Sign Up Google geliyor. Yani Google'la giriş yap. Ben Google'la giriş yapa tıkladığımda buradan artık hangi hesapla giriş yapmak istiyorsam hesabı seçiyorum. Ve bana diyor ki bunu ne için kullanmak istiyorsun? Buradan herhangi birisini seçip submit yaptığım zaman ben direkt programın içerisine giriyorum. Şimdi biz programın içerisine bir girelim. Programımızı açalım. Program açılırken bilgisayarı çok kasıyor, ısıtıyor bu program. Neden acaba? Aslında programın kendisinden kaynaklı en son versiyonlarını kullandığınız zaman arkadaşlar bu tip kasılmalar mutlaka karşınıza çıkacaktır. Zaman zaman hata da verebiliyor. Yapacağınız en güzel yöntem ben size söyleyeyim. Zaman zaman hata verdiği için sık kayıt yapmaya özen gösterin. Sık kayıt yapın ki yapmış olduğunuz çalışmalar bir anda boşa gitmesin. Biz çünkü o sık kayıt yapmayı yapmadığımız için baya baya uğraştığımız olmuştu açık konuşmak gerekirse. Bu sebepten dolayı tabii grafik kartıyla alakalı olan bir şey. Artık bilgisayarlar biliyorsunuz programlar kendilerini hep en son tekniğe, en son sürüme göre yeniliyor. En son teknik, en son sürüme göre yeniledikleri için de bizler ister istemez bilgisayarlarımız düşük kalıyor tabii bu durumda. Evet, şimdi burası geldi karşımıza. Bakın böyle bir yer geldi. Ben hemen dönüp New Project diyorum. Yeni bir proje aç diyorum ve Camtasia'yı açıyorum. Evet. Karşıma böyle bir ekran geldi. Bu görmüş olduğumuz ekran arkadaşlar aslında aynı zamanda bir video edit ekranı. Yani biz buradan videolarımızı bile düzenleyebiliriz. Bakın burada import me diyor. Ha bak mesela ne diyor? 30 günlük diyor deneme sürümü. Tamam ben direkt continue trial diyorum. Yani deneme sürümünü kullanıyorum. Şimdi buradan import medya tıklıyorum. Import medya tıkladıktan sonra ben işte dönüp buradan neler istiyorsam işte Türk bayraklarını alalım. Hadi bu şahsı da alalım bakalım. Birkaç kat bindirebiliriz. Evet. Buradan da Türkiye alalım. Şimdi
aldık. Bunların azıcık bir yüklenmesini bekliyoruz. Yüklendiği zaman buradan kütüphanemize geliyor. Library denilen yere geliyor. Evet. Hepsi anında yüklendi gördüğünüz gibi. Bilgisayara kurduğumuz için çok hızlı yükleniyor. Şimdi bakın. Benim burada Türkiye'm hazır. Ben bu Türkiye'yi alıyorum. Şu alt tarafa yerleştiriyorum. Bir bakalım. Evet. Şimdi videomuz burada. Şimdi ben buradan yeşil ekranımı da alıyorum. Şöyle üstüne koyuyorum. Bakın üstüne koyduğum zaman dikkat ederseniz şu anda yok. Bu şu anlama geliyor. Bu diyor altta olacak. Bunu alıp bir alta atıyorum. Bir alta attığımda bir saniye. Ha pardon. Özür dilerim. Üstte olacak. Pardon. Üstte olacak. Şimdi şu görmüş olduğunuz çizgi neredeyse sahne orayı gösterir. Aklınızda bulunsun. Ben o yüzden az önce bir hata yaptım. Şimdi bakın. Altta bizim bir görüntümüz var. Üstte de bir bayrağımız var. Evet. Şimdi ben hemen dönüyorum. Bu görmüş olduğunuzda tıkladık. Buraya tıkladıktan sonra şurada bakın. Burada aslında bir ton ayar var. Ben o ayarlara hiç girmeyeceğim. Amacımız sadece yeşil ekran olduğu için sadece yeşil ekranı yapacağım. Mesela diyelim ki ben bu video çok uzun geldi bana. Ben bu videoyu kesmek istiyorum. Hemen öyle basit bir şekilde pardon. Şurada bakın kitap gibi bir şey var. Buna tıkladığımda bu videoyu buradan kesebiliyor. Evet. Kesti, ayırdı. Ben bu bölümünü diyorum kullanmayacağım. Sadece bu bölümünü kullanacağım. Kullanmak istediğim bu kadarlık bölümü. Buradan bunu kesebiliyoruz. Şimdi hafiften kasılmalar güzel. Şimdi amacımız yeşil ekranı temizlemek. Mora tıklıyorum. Mora tıkladıktan sonra şurada bir saniye ben bunu daha önce yukarı çıkarmıştım galiba. Visual Effects. Evet, Visual Effects'e tıkladım. Bakın mor içinde Visual Effects'e tıkladığımda Visual Effects'i yukarıya atıyor. Buraya Remove a Color. Bunu alıyorum. Bu videonun üstüne bırakıyorum. Buradan tuttum, çektim, videonun üzerine bıraktım. Bakın burada sağ tarafta yeşil ekran oldu. Tıkladım. Tıkladığım anda artık benim, pardon, şöyle bir geriye alalım. Bunu aldım. Şuraya kuralım şöyle görüntümüzü. Bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Ha bu arada bu görüntü biraz büyük dersek az ufaltabiliriz. Bakalım. Evet. Şu anda bayrağımız artık onun üzerinde video olarak oynuyor. Diyelim ki biz bir tane daha almak istedik. Bakın aldım bir tane daha. Getirdim buraya koydum. Ama ben bunun tabii ki bu kadar çok fazla sadece şuraya kadar gelmesini istiyorum. Ben yine dönüp split tıklıyorum. Bunun devamını siliyorum. Ve bu şuraya geldiğimde şöyle bir üzerine gelelim tekrar. Yeşilliği bir görelim. Evet bu defa da burada olacak. Ben yine buradan vizual diyorum. Remove a color diyorum. Aldım. Üzerine bıraktım. Ve buradan rengi seçtim. Tıkladığım anda artık burada iki farklı görüntü oluştu bakın. Evet. Geldi Türk bayrağımız. Ardından diğer Türk bayraklarımız karşımıza çıktı. Şimdi yalnız bunun adı yeşil ekran. Fakat bir tek yeşili temizlemiyor. Aklınızda bulunsun. Örnek verelim. Şimdi ben buradan aldım. Tuttum Türkiye videosunun üzerine tıkladım. Ve Türkiye videosunun üzerinde ben döndüm dedim ki bana maviliği yok et. Bakın maviliği yok etti. Evet. Artık bu videodaki deniz arkadaşlar yok oldu. Şimdi şurada bir bölüm daha var bakın hafif gri. Hadi bir daha bir deneyelim. Tekrar tıkladım üzerine bastım. Bu defa da döndüm dedim ki bana bunu da ikinci defa yapmıyormuş. Şimdi normalde İkinci defa, üçüncü defa yapabiliyor. Demek ki burada yapılmıyor. Her birinde bir tane yapma hakkınız oluyor. Onu da bilmek lazım. Peki, ben hata yaptım, ne yapacağım? Çarpıya bastım, tekrar orijinal resmine gelir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani Remove Color'dayken hata yaptıysanız, buraya tıkladım. Ben bunu dönüp şuradan sadece çarpı var. Çarpıya tıkladığım anda tekrar eskiye gelir. Ama ben dönüp tekrar üzerine getirip attığımda ve ben buradan tekrar dönüp şuradan alıp bastığımda direkt olarak yeşil ekran yapmış olurum. Şimdi bununla bu teknolojiyle gerçekten inanılmaz ders araçları üretilebilir. Bu aklınızda bulunsun. Yani
yapmış olduğunuz şeyleri ciddi manada çok daha interaktif hale getirip aslında uzaktan eğitimlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendi videolarınızı evde çekip arkanıza kendi görüntülerinizi monte edip bunu videosunu çekip videoyu çektikten sonra da biz bunları dönüp uzaktan eğitim esnasında öğrencilerimize hiç konuşmadan direkt kendisini bile anlatabilir. Bu sebepten dolayı bunu sizlere tavsiye ederim. Şimdi bunları tabii ki yaptık. Artık videolarımız, şunlarımız, bunlarımız oldu. Bakın sağ üstte share var. Share'e tıklıyorum. Local file, YouTube, video falan filan. Local bilgisayarıma diyorum indir. Local'e tıkladım. Local'e tıkladığımda bana diyor ki bak full versiyon istiyorsan diyor bir şifre diyor gir. Ama diyor ortada diyor bir reklam olmasını istiyorsan olsun. Buraya tıkladım ve buradan artık kaç mesela 720 dedim. İleri dedim ve ben buna bir isim veriyorum. Etwinning deneme dedim ve ben şuradan masaüstümü seçiyorum arkadaşlar. Masaüstümü seçtim ve son dediğim anda artık bunu dikkat ederseniz dönüştürmeye başlıyor, renderlamaya başlıyor. Ve bunu renderlayıp bitirdiğinde bizim üstümüzde bu oluşmuş olacak. Şurada oluşmuş olacak. Şimdi bu aracımızda sadece bu kadar. Bakın şu anda etkinlik deneme oluşmaya başladı burada görüyorsunuz. Evet. Yani şu an tek tek renderlıyor. Bitene kadar beklemek zorundayız. Bittiği zaman daha fazla uzatmamak adına da bir aracımız var. Onu da anlatacağım sizlere. Evet. Son bir aracımız var. Onu da anlatalım. O da OBS Studio. Şimdi OBS Studio'yu yine aynı şekilde biraz önce bahsetmiş olduğum gibi OBS Studio sitesine giriyorsunuz. Artık indir diyor. 32 bitse 32 bit indiriyorsunuz. Bakın bilgisayarınızda bit nerede vardır? Şu bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra bakın şurada görüyorsunuz 64 bit yazıyor. Sizinki 64 bit yazmıyorsa eğer 32 bittir. Tamam mı? Onu iyi bilin. Bu durumda gerçi indirseniz dahi yüklemenize izin vermez bilin. İndirdik. Aynı biraz önce Camtasia'yı kurduğumuz gibi kuruyoruz arkadaşlar bunu da. Ardından OBS Studio şöyle bir açılsın. Şimdi açıldığında ben de direkt hepsi hazır bir şekilde açılacak büyük bir ihtimalle. OBS Studio açıldıktan sonra bazı ayarlarını yapmamız gerekiyor. Aynen öyle. Şu anda görüyorsunuz. Aslında bazı ayarlar yapılmış durumda. Şimdi ben hemen bunların hepsini tek tek bir sileyim. Ki sizlere sıfırdan nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi OBS Studio ilk kurduğunuz zaman arkadaşlar sahne diye bir sahneyle beraber geliyor. Açtınız bu şekilde geliyor karşınıza. Ardından şuradan artıya tıklıyorsunuz ve mesela ben buradan diyorum ki bir ortam kaynağı. Ortam kaynağı dediğimiz şey aslında video. Hadi şuraya Mersin diyelim bakalım. Ve ben buradan dönüp göz atlıyorum. Ve masa üstüme geliyorum. Daha önceden yapmış olduğum green screen videoların içerisindeki bir videomuzu alıyorum, atıyorum buraya ve tamam diyorum. Evet, artık arkada benim istediğim video oynuyor. Yalnız bakın, ekran şu an çok büyük. Değil mi? Bu ekranı hemen şu kenarlarından tutuyoruz, ufaltıyoruz. Evet. Ve şuradan alıp buraya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu artık arkada oynuyor. Tamam mı? Şimdi Mersin oynuyor. Gelelim buraya. Tekrar geliyorum. Şimdi benim de görünmem gerekiyor artık. Ve benim görünmem için ben dönüp video yakalama aygıtını tıklıyorum. Ve diyorum ki ben diyorum tamama tıklıyorum. Bu arada evet maalesef şu anda benim görüntümü şuradan kapatmam gerekiyor. Bir saniye izninizle. Ekran paylaşımını durduralım. Şimdi kameramı burası kullandığı için o sebepten dolayı kameramı kapatmak zorundayım. Web kameramı durdur. Tekrar ekranımı paylaşalım. Evet. Şimdi diğer taraf benim sesimi kullanamayacak. Siz duyacaksınız onu. Evet. Şimdi ben buradan çıkış yaptım. Şunu bir aşağı indirelim. Çıkış yaptım. Buradan tekrar ben bir bakalım. Evet. Şu anda beni yakaladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artık kendimi görebiliyorum. Tamam diyorum. Şimdi bakın ikinci ekranda ben varım. Ben bunu alıp buradan istediğim gibi küçültüp büyütebiliyorum. Şimdi arka tarafta resim oynuyor. Ön tarafta da ben varım. Şimdi ama bizim bir amacımız var artık burada. Şu arkadaki yeşilliği yok etmemiz gerekiyor. Ben buradan yine artıya tıklıyorum. Artıya tıkladıktan sonra şurada renk kaynağı
Renk kaynağı, bir saniye, oluşturdum. Evet, renk kaynağını tıkladım ama oluşturamadım. Bir saniye, iptal. Ha, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ha, ben buradayken renk kaynağımızı bir daha silelim ki kendimizi görelim. Evet, şimdi ben buradayken artık bu alt tarafta değil, sağ tıklıyorum, filtrelere tıklıyorum. Bazen insanın kafası karışabiliyor, kusura bakmayın. Filtrelere tıkladığımda karşıma burası açılıyor. Üst taraf değil bakın. Alt tarafta ekle diyorum ve kroma anahtarı. Yani kroma key. Tıklıyorum arkadaşlar. İlk renk diyelim. Ben ilk renk dedim ona. Ardından şimdi bunun alt tarafında tamam yok. Şunu biraz ufaltmamız gerekiyor yukarıdan. Şimdi buna geldim. Ben buradan yeşil demiş. Ben buradan custom'a tıklıyorum. Renk seçin diyorum. Şuradan renk seçin diyelim. Şöyle bir şunu da geri atalım. Ve şuradan renk seç. Yine aynı şekilde Pick Screen Color'a tıklıyorum. Şunu bir çekelim bir saniye. Pick Screen Color. Ve şu arkamdaki renge tıklıyorum. Evet. Ve tamam'a tıklıyorum. Beni komple kaldırdı. Yapmaması gerekiyordu. Bir daha deneyelim. Tıkladık. Şunu bir çekelim. Veya şöyle yapalım. Şimdi şu filtreyi biz bir kaldıralım. Filtrelere geldik. Tıkladık. Şunu bir kaldırayım ki tekrar en baştan daha mantıklı olacak. Bazen çünkü bu tip hatalarla karşılaşabilirsiniz. Hatalarla karşılaştığınız anda tekrar yapmanız lazım. Ekle ve şuradan kroma anahtarı dedik. Bir diyelim. Tamam dedik. Direkt olarak bunu aldı. Zaten yeşil olduğu için yeşili ben diyor buradan diyor. Sen hiç uğraşmasan diyor temizleyebilirim ama burada görmüş olduğunuz yeşili biraz sıkıntılı temizliyor. Ben de dönüp diyorum ki o zaman buradan bana bir renk seç, renk ver. Arkamdaki yeşil tam o rengi alalım. Rengi aldım. Tamam'a tıkladım. Israrla vermiyor. Tamam yeşil diyelim. Yeşil dedik. Şunu biraz büyütelim. Şuradan da biraz pürüzsüzlük katalım. Az yukarıya opaklığı şöyle oynayalım. Normalde arkam çok parlıyor arkadaşlar. Gündüz vakti yaptığımız için aslında bu şekilde yapmıyor normalde. Çok parladığı için o parlaklıktan kaynaklı olarak maalesef beni de yok edebiliyor. Neyse mantığını görün yeterlidir uzatmamak adına. Buradan ben kendimi biraz daha şöyle koyulaştırayım. İyice koyulaştırayım. Burayı biraz silikleştirelim. Kapat diyelim. Evet şu an arkada görüyorsunuz Mersin burada ben buradayım. Bu şekilde bizler şuradan Mersin'e tekrar bir oynatalım. Evet. Şimdi bu şekilde ben artık kendi videomu çekebilirim. Sağ tıklayıp eğer ki tam ekran dersem tam ekran şöyle. Evet. Şu anda beni görmüyor. Neden beni görmüyor? Şu beni alta atsam olmaz. Yani tam ekrana getirdiğimde de genelde oluyor ama bu ışıktan kaynaklı biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yalnız bu OBS'nin şöyle bir özelliği var. Bu tamamıyla açık kaynak kodlu arkadaşlar. Açık kaynak kodlu olmasının yanı sıra sizler aynı zamanda bununla aslında YouTube üzerinde de canlı yayın bağlantıları gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat bunun nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Belki başka bir zamanda bir video ile anlatabiliriz bunu veya başka bir eğitimde anlatabiliriz. Daha fazla uzatmamak adına şimdilik bunu burada bitiriyorum. Bu şekilde sizler canlı yayınınızı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Öğrencilerinize dahi aslında böyle bir canlı yayın yapabilirsiniz. Tabii arkaya hangi görüntüyü atarsanız o görüntü ön plana çıkıyor. Bunu da bilmiş olun. Evet. Şimdi ekranımı durduralım. Son birkaç dakikada eğer sorularımız varsa sorular almaya çalışalım. Hemen bak kameramı başlatalım. Evet. Ben teşekkür ederim arkadaşlar geldiğiniz için. Yani elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı da olmuştur. Movavi. Soruları çok kaçırıyorum. Kenan hocam. Arkadaşlarımız sadece bu sizin yaptığınızı evet. Yetiştirmede zorlandılar. Bir de onların istedikleri herhalde yeşil ekran teknolojisiyle birlikte kendilerini hareketli veya hareketsiz bir görüntünün içerisine veya bir çocuğu, bir öğrencisini veya kendini yerleştirmek.
Biz muhtemelen bugün bu videoyu indirip YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Zaten siz de soruları kaçırmak istemediniz yukarıdan aşağı doğru kayan ama asıl istedikleri bunlar sanırım. Arkadaşlar soru varsa şimdilik teşekkürleri yazmayı bırakalım. Sadece hocamıza bir soruları soralım. Anlatmadığı şey varsa biz videoyu yeniden yükleyeceğiz. Orada atlamış olmayalım. Muzaffer Orhan hocam yapıştırıyor sürekli. Mova ve Video Editor PC versiyonunda yapabilir misiniz? Şimdi evet, Movavi şu anda bende yüklü değil ama. Ama onunla ilgili bir video çekip yükleyebiliriz arkadaşlar. Büşra hocam, uygun mudur? Şu an çünkü bilgisayarımda yüklü değil, onun için çok vakit geçer. Yani indirmem gerekiyor, yüklemem gerekiyor. Bunun için dediğim gibi bir video çekelim. Çünkü ben mümkün olduğu kadar bir profesyonel program, bir Android uygulama, bir tane de ücretsiz uygulama üzerinden anlatmaya çalıştım. Daha fazla vakit almamak için. Netice itibariyle az önce anlatmış olduğum aslında Camtasia neyse veya PowerDirector neyse emin olun ki Movavi de aynı mantıktadır. Sadece Chroma Key'in nerede olduğunu bulmanız gerekiyor. Sadece bu kadar basit. Çünkü mantığı bu. Evet, Movavi'de yapılabiliyor. Bunun haricinde arkadaşlar profesyonel olarak After Effects'de yapılabiliyor. Ben ondan bahsetmedim mesela. After Effects'de de yapabiliyorsunuz. Yani çok program var ama bunlar tabii ki ücretler. Bir ay süre olur mu? Ücretli olanları kaldırıp tekrar yüklersek yine bir ay süre olur mu? Yok hocam. Ama şunu yapabilirsiniz. Kullandınız, bitti. Bilgisayarınıza bir format atın. Bir daha size bir aylık ücretlik 30 gün ücretsiz yükleyebiliyorsunuz. Başka türlü olmuyor maalesef. Mobile Video Editor PC yapabilir misiniz? İşte onu bir dahaki sefere veya bir video ile yapabiliriz. Bakalım hep Movavi denmiş. Bekir Arslan sistem dersi yüklenecek mi? Arkadaşlar YouTube kanalımıza yüklenmiş olmalı ama bizimi takip edecek mi? Evet, onu Ertan hocam bilir. Değerli UDS'miz. Evet. Yeşil ekranda resmimizin olması mı lazım demiş. Doğru mu? Aynen öyle. Siz bunu da önceden çekmeniz gerekiyor ki bunun üzerine atıp yapabilirsiniz. Ama OBS direkt canlı yayınla yapabiliyorsunuz. OBS'yi daha detaylı öğrenebilirsiniz. Aslında çok aşırı bir detay da yoktur. Tabii ki çok profesyonel özellikleri var ama bize gerekmiyor. Yani eğitimde bu kadarını gerekmiyor. Yeşil ekran için önerdiğiniz bir kumaş var mı? Yem yeşil olsun. Bu arada arkadaşlar yeşil ekranda dikkat edin. Arka tarafta mümkün olduğu kadar gölge düşmemesi lazım ve bendeki gibi patlamaması lazım. Yani şu an patlamış durumda renk. Renk patladığı için biraz önce sıkıntı yaşadık. Yani bu yüzden ışıklarınızın çok iyi olması gerekiyor. Çok iyi bir yerde olması daha mantıklı. Yani dış bir mekanda yapsanız çok daha mükemmel olur. Tabii şu an dışarı çıkamıyoruz. Şu an güvende kalın, evde kalın ama lütfen. İnşallah okula döndüğümüzde diyelim. Mavi perde de oluyor arkadaşlar. Mavi de olur. En kolay, bu anlattıklarımın hepsi kolay. Bir tanesinin mantığını bulduğunuz anda hepsini aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka plandaki yeşil ekranı web aracıyla yapsak da olur mu? Tabii ki olur ama şu var, ön plana siz kendinizi nasıl yapacaksınız? Yani siz canlı çekim yaparken arkanızda yeşillik olmak zorunda. Yani o an, o video çekilirken ama bir videoya dönüp de ondan sonra arkasına yeşil koysanız o yeşili koyamazsınız. Bence arkadaşlar tam yeşil olsun. Açık yeşil olmasın. Normalde bu arkamdaki de bu kadar açık yeşil değil. Şu an mesela bu biraz parladığı için daha yakına geldiğimde şöyle arka tarafında daha koyu bir yeşil göreceksiniz. İnanılmaz güzel hikayeler, inanılmaz güzel filmler yapabilirsiniz arkadaşlar. Sunumlar evet, şimdi bakın bizim yapmış olduğumuz webinarların tamamı Itwinning YouTube kanalına yükleniyor. Ben de tabii ki zaman zaman Web2 araçları kanalı var YouTube'da. Oraya da zaman zaman yüklediklerim oluyor. Kumaş önemli mi? Kumaş bence önemli. Ne kadar iyi kumaş olursa, ne kadar düz olursa, kırışıklık olmazsa o kadar iyi olur. Çünkü kırışıklık olduğunda parazitler oluşturur arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Boyutu ne kadar olmalı? Valla
İsterseniz kumaş yapmayıp şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Boş bir sınıfınız varsa sınıfın birinin duvarını boydan boya, hem tavanını, hem karşı duvarı, hem yan duvarları, hem de zemini yeşile boyayın. Kocaman bir stüdyonuz olsun. Evet, yeşil ekranda resim olması derken resmin arka fonda yeşil olan bir şekilde ayarlayamaz mıyız? Bunu tam anlayamadım. Yani şu var, siz arka plana koyacağınız resmi değil, ön planda olan resmi, resmin arkasını yeşil yapmanız lazım ki temizleyebilirsiniz. Boyutu. Boyut sizin istediğiniz boyutta olabilir hocam. Yani ona siz karar veriyorsunuz. Mesela bir sinema filmi gibi hareketli bir şey çekiyorsanız belki koca bir duvar boyutunda olması gerekir. Şekran web aracıyla yapsak da olur mu? Web aracıyla yapsak biraz, yani demin söylemiştim aynısını. Görsel efektler daha yeşil teknolojisi, görsel efektler daha çok yeşil ekran teknolojisiyle mi yapılıyor? Ha bu arada arkadaşlar, kaç tane katman koyarsanız koyun fark etmez. Şimdi bakın, şimdi burada şey yaparken ben öteki tarafta onu açayım, tekrar bir göstereyim. Şimdi yeşil ekran için sizin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci öğrenciler için her türlü öğrencileri koyabilirsiniz. Burada katmanlar çok çok önemli değil. Yani katman dediğimiz aslında her koyduğunuz videoyu temizlemeniz gerekiyor. Olay bu kadar basit. Yani öndeki temizleyeceğiniz videonun arka planı yeşil olacak. Öndeki video ise artık sizin kullanmak istediğiniz arka plan olacak. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi size ben tekrardan bir saniye içinde şu ekranımı paylaşıyorum. Bu da şöyle hemen yapalım. Şimdi buradan yine biz şöyle gösterelim. Bakın import medya demiştik. Şimdi 30 günlüğü kullanalım. Şimdi şurada tek tek şunu almayalım. 1, 2, 3, 4. İşte bunu da alalım. Hadi bunu da alalım. Hepsini aldık. Şimdi videolarımızın tamamını aldık. Şimdi bizi ilgilendiren şey şu. Sizi burada kaç kat yaptığınız değil. Katlar nedir biliyor musunuz? Katlar sizin yaptığınız şeydir aslında. Mesela burası şimdi Mersin videosunu ben aldım, buraya koydum. Bu şimdi bizim arka planımız. Tamam mı? Bu bizim arka planımız. Şimdi ben buradan bu yeşil ekranı aldım, buraya getirip koydum. Bakın. Sonra Türkiye'yi aldım, bunun üstüne koydum. Bunların her biri bir katman oluyor. Bakın buraya koydum. Şöyle bir devam edelim. Buradan aldım, bunu buraya koydum. Şimdi yapmanız gereken hepsi aynı. Bunu da buraya koydum. Şöyle gelelim. Bakın 6 kat oldu, 7 kat oldu. Çok farklı bir şey değil bu. Yani bu katmanlar aslında bunun zaten kendi özellikleri. Buradan resmi alıyorum. Buna tıklıyorum. Bundaki diyorum ki yeşil ekranı temizle. Şimdi bu birincisi temizlendi artık. Şurada kenarda dursun. Şöyle ufaltalım. Şimdi gelelim ikincisine. İkinciye tıklıyorum. Buradan diyorum ki buna yeşil ekranı ver. Buradan dönüyorum. Tekrardan şunu alıyorum. Diyorum ki arkayı temizle. Evet, artık bu videomuz da temizlendi. Tamam mı? Sonra üçüncü videoya geliyorum. Üçüncü videoda yine buradan Pick a Color deyip üçüncü videomuza tıklıyorum. Ve tekrardan bunu alıyorum. Tekrar üstüne tıklayıp temizle diyorum. Artık bu da temizlendi. Yani şu an farkındaysanız hepsini tek tek temizliyorsunuz zaten. Yani her temizlediğiniz videoda aslında başka bir yeşil ekran oluyor. Hemen buradan sonuncuyla madem öyle tamamını bir görelim nasıl bir şey oluyor. Bunu da temizledik, bir kenara aldık. Şöyle. Şunu da bir kenara alalım. Şimdi arka planda da bir kızımız var. Şimdi bu kızımızın rengi farklı mesela. Ben tutup onda da dönüyorum. Diyorum ki bir renk seç. Aa, bu rengi seç diyorum. Şimdi artık bunların hepsini artık düzenleyelim. Şöyle aldık. Şunu alalım şöyle yukarıya. Bu burada kal. Tamam, bu açık. Bir izleyelim bakalım. Şimdi burada 6 kat olmuş, 7 kat olmuş, 8 kat olmuş. Bunlar çok dert değil. Buyurun. Artık arka planda. Bak, uçak çıkıyor kızın alnının ortasından. Siz ne yaparsanız olur. Yani kat dediğimiz şey de budur. Evet. Süreyi daha fazla aşmamak adına yeşil kartonlardan da yapabilirsiniz. Çok zor değil, çok kolay. Yeşil diyoruz. Evet, o tona. Yani yeşil olsun. Önemli olan o arkadaşlar. Webinarlara katılım sayımızı yükseltme olanağımız var mı? Ertan hocam bununla en kısa zamanda ilgilenecek diye biliyorum. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Aynen öyle. Yeşilse yeşili siliyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Evet. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Daha fazla sizlere teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Kenan hocam. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Arkadaşlarımıza da bu yayın günlüğü de zamanını bize ayırdığı için
Dinledikleri için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar, tekrar.